Herhalde ülke tarihinde hiçbir dönemde adalet halka bu kadar uzak olmamıştı. Trafik kazası sonucu ölümlerde bile yakınlarını kaybedenlerin adalet mücadelesi vermek zorunda kaldığı bir süreçten geçiyoruz. Takip ettiğim davalarda şahit olduğum hukuksuzlukları anlatsam ne sayfalara ne de bu duruşmaya sığar. Çorlu tren katliamı ailelerinin davası yakından takip ettiğim davalardan biriydi. Katliamda torununu kaybeden Mehmet Öz bir duruşmada Cumhurbaşkanı'na seslendi. Cumhurbaşkanım torununu alıp kucağına seviyorsun. Benim torunum iki parça çuval gibi diktiren. Torununu nasıl kucağına alıp sevebiliyorsun sen? Neden Cumhurbaşkanı'na sesleniyor? Mesele sadece bu davada siyasi müdahale olduğunu düşünmesi değil. Bir ölçü koyuyor Mehmet Bey. Cumhurbaşkanı torununu güvenle kucağına alıyorsa herkes aynı güvenlik duygusuyla çocuğunu, torununu sevebilmeli değil mi? Ama öyle olmuyor. Halkın çocukları ölüyor. Olmaz ya, Cumhurbaşkanı'nın yakınına bir şey olsa, yargı nasıl hareket edecekse, Mehmet Bey'in torunu hayatını kaybettiğinde de aynı şekilde hareket etmeli. Devlet demiryolları en üst kademesinden katliamda doğrudan sorumluluğu bulunan daha alt düzeydeki memurlarına kadar korunuyor. İnsanlar hem evlatlarını kaybetmiş hem de göstermelik yargılamalarla adalet duygularının üzerinde tepiniliyor, onurları kırılıyor.''